İşte hangisine bakıyorum, hangisi çekiyor? Fatih Çavuş, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. 20 yıldır edebiyat öğretmenliği yapıyorum. Aynı zamanda İstanbul'da bulunmam, okumam ve öğretmenlik yapmam hasebiyle Osmanlı mezar taşlarında neler var, bunlar bizlere neler anlatıyor diye bir merak uyandı. Bu meraktan dolayı da 10 yıldan fazladır Osmanlı mezarlıklarında gezmekteyim. 4 yıl önce bu mezar taşlarının okunamamasından dolayı mezar taşlarının şekilleri üzerine çalıştım ve mezar taşları ilgili de bir kitap yayınladım. Osmanlı Mezar Taşlarının Sırları isimli de kitabımda şu an 4 yıldır piyasada insanların mezar taşı anlamasına dönük hizmet etmektedir. Osmanlı mezar taşlarının şöyle bir durumu mevcut. Tabii hep yakınılan bir durumdur. Bunu bahsettim, yine bahsedeceğim. Mezar taşlarını okuyamıyoruz, bu yazıyı bilemiyoruz, burada ne yattığını, işte dedelerimizi mezar taşını okuyamıyoruz diye bir klişe söz vardır. Osmanlı mezar taşları bir kültür olarak günümüze kadar gelmiştir. Yani bir mezar kültürü ortaya çıkmıştır. Nedir bir mezar kültürü? İnsanların günlük yaşamda başlarında taşıdığı başlıklar mezar taşlarında da bizim karşımıza çıkıyor. Yani bir sadrazamın kavuğu hemen sadrazam vefat ettikten sonra baş taşına konulmuş. Bir katibin kavuğu aynı şekilde yine başlığında görebiliyoruz. Eğer son dönemde yaşadıysa fesleri bu insanların başlığında görebiliyoruz. Eğer bu kadınsa kadının günlük hayatta kullandığı o süslemeleri, işte boynundaki takıları veya diğer unsurları da mezar taşlarında süsleme olarak ve takı şeklinde bizler görebiliyoruz. Bu mezar taşlarını okuyamasak bile bizlere hangi yüzyılda vefat ettiğini, bu kişinin kadın mı erkek mi olduğunu, boyutundan dolayı çocuk mu olduğunu veya hangi makamda bulunduğunu çok rahat bir şekilde aktarmaktadır ve anlatmaktadır. Şimdi günümüzdeki mezar taşlarına baktığımız zaman, hatta şair der ki isim soy isim aç parantez, doğum tarihi çizgi, ölüm tarihi kapa parantez. İşte o bütün hayat o çizgide saklıdır der. Günümüzde mezar taşlarının ana yapılışı bu şekildedir. Ama Osmanlı mezar taşlarına baktığımız zaman bir sanatkarın üslup olduğu gibi, mermer işçiliği olduğu gibi, hat sanatının zirve örneklerini görebildiğimiz gibi aynı zamanda mezar taşını okuduğumuz zaman o kişiler hakkında bize bilgi veriyor. Mesela bir mezar taşında diyor ki Ayasofya'da bıçaklanarak öldürüldü. Veya bir mezar taşında diyor ki Çanakkale Savaşı'nda ilk denizaltını batıran komutan. Veya diyor ki ben yerimden yurdumdan edildim. Yunanlılar beni buralardan çıkarttı. Yunan'dan benim öcümü alın. O günleri görürseniz bu sizlere benim vasiyetim olsun şeklinde çeşitli unsurları biz bu mezar taşlarından okuyabiliyoruz. Mezar taşların böyle bir geleneği ve kültürü var idi. Hatta şöyle der tarihçi hocalarımız, bütün arşivler yakılsa mezar taşları yeniden bir tarih yazdırır şeklinde söylemleri de vardır. Mezar taşların günümüze kadar gelen ve bizlere aktardığı böyle güzellikler ve önemli notlar bulunmaktadır. Tabii mezar taşları hem vakıflar olsun hem türbeler veya belediyeler tarafından şu an çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ama yeterli kalıyor mu? Tabii ki yeterli kalmıyor. Niçin? Çünkü geniş bir coğrafya, geniş mezarlıklar var. Binlerce, on binlerce mezar taşı var. Bunların her biri alakalı çalışma yaptık. Çok uzun yıllar alan bir hadisedir. Burada devlete, vakıflara veya özel sektöre işler düştüğü gibi biz vatandaşlara da asıl iş düşen noktası burası. Neden bunu söylüyorum? Çünkü mezar taşı geleneğini bilmediğimiz zaman bu mezar taşlarına bilinçsiz bir şekilde de insanlar zarar veriyor. Nedir bu zarar verilen hadise? Mesela Mührü Süleyman dediğimiz şu an İsrail'in bayrağında olan bir simge vardı. İç içe geçmiş iki tane üçgen. Bu Osmanlı'nın da kullanmış olduğu bir simgeydi. Ama ne yazık ki Osmanlı mezar taşlarında bu simgeyi gördüğü zaman bu kişinin işte gizli Yahudi olduğunu düşünen insanlar olabiliyor ve bundan dolayı da eline işte baltayı keser alarak mezar taşlarına zarar veriliyor. Ne yazık ki halkımız burada ne yazdıklarını bilmediği için veya bu mezar taşlarının bize hangi kültürü anlattığını bilmediği için gerekli önem ne yazık ki çok fazla verilmemiş oluyor. Hatta bilinmediği için de zarar veriliyor. Bir taraftan dediğimiz gibi halkımız zarar vermese yavaş yavaş da hem devlet hem özel sektörüyle bu taşlar korunmaya aldıkça bunlar da gelecek nesillere aktarılacaktır diye düşünüyorum. Tabii mezar taşlarını kitabını oluştururken çeşitli kaynaklardan yararlandık. Yani
kütüphanelere, işte nedir Millet Kütüphanesi'ndeki yazmalardan, oradan Yeniçerilerin sembolleri alakalı çalışmalar oldu veya Topkapı Sarayı'ndaki minyatürlerden istifade ettik. Yani bir defin geleneği var ve bu defin geleneği alakalı çeşitli kaynaklara başvurmaya çalıştık. Ama ne yazık ki bununla alakalı zamanında tabii ki çalışma yapılan hocalarımız var. Ama bu çalışmalarda ya kendisi vefat ettikten sonra herhangi bir akrabası, çoluk çocuğu olmadığı için bir kenara atılmış, yıkılmış veya depolarda kaldırılmış. Ondan dolayı biz bu mezar taşları alakalı çok ciddi kaynaklara ulaşmakta sıkıntılar çekiyoruz. Günümüzde tabi bunlar biraz daha fazlalaştı. Mezar taşlarına ilgi biraz daha hem akademisyenler tarafından, her halk tarafından yavaş yavaş artmaya başladı. İlgili bir kesim de oluşuyor. Bundan dolayı da bu kaynakların daha fazla artması, bu mezar taşlarının tek tek kayıt altına alınıp açıklanması ve insanlara tanıtılması da gerekiyor. Yoksa insanlar kulaktan dolma yanlış bilgilerle bu mezar taşlarını zarar vermeye veya mezar taşlarına farklı gözle bakmaya devam edeceklerdir. Bizler de bu çalışmalarla bu insanlara hem bu mezar taşlarını anlatmaya çalışıyoruz hem de bir arşiv oluşturmaya çalışıyoruz. Bu da gelecek nesillere aktarım oluyor. Zamanında fotoğrafını çektiğim mezar taşının şu an mesela yerinde göremiyorum. Bu da bizleri üzen bir durum oluyor. En azından bu mezar taşlarının zarar veriliyor mu, verilmiyor mu veya nasıl doğa şartlarından dolayı bir yıpranma olmuş mu, arşiv olarak bunların da saklanması gerekiyor diye düşünüyorum. İstanbul'da üniversite okurken arkadaşlarla yazarların mezarlarına giderdik. Orada Osmanlı mezarlıklarını gördüğümüz zaman kulaktan duyma bilgiler arkadaşlar bahsederdi. Ama bu bilgileri ben mezar taşında yazanla karşılaştırdığımız zaman yanlış bilgiler ortaya çıktığından dolayı bu mezar taşlarında ne yazıyor bunları insanlara anlatayım. En azından bütün yazıları tek tek okuyamasak da şekiller üzerinden genel olarak anlatmaya çalışayım düşüncesiyle bu kitap ortaya çıktı. Tabii İstanbul geniş bir coğrafya, Türkiye'yi düşündüğümüz zaman daha da geniş bir coğrafya ama İstanbul özelinde biraz daha burada yaşadığım için çalıştım. Bu mezar taşlarının şekillerini oluştururken tabii mezarlıkların zorlukları bu noktada var. Yani bunlar fotoğraflanırken, çekim yapılırken tabii ki gerekli bürokrasi noktalarında izin almamız gerekiyordu. Kimi vakıflara bağlı, kimi türbelere bağlı, kimi diyanete bağlı olduğu için burada bazı engeller karşımıza çıktı. Tabii bunları sağ olsunlar yardımcı olduktan sonra aşmış olduk. Bir taraftan da mezarlıkların bulunduğu ortamlardan taşların kırık olması veya hayvanların bulunması bu da bizlerin işimizi biraz zorlaştırdı veya özellikle yazları sokakta bulunan insanların mezarlıklarda yatması bizler için de biraz ürkütücü durum haline gelmişti. Yani gidiyoruz mezarlıkta yatan bir kişiyle karşılaşıyoruz. Burada ister istemez bizleri ürküten bir durum haline geliyor idi. Tabii bunları araştırırken aynı zamanda seyyahların mezarlıklarla alakalı düşüncelerini de ben okudum. Onlar çok hayret bir şekilde mezarlıkların durumunu anlatıyor bize. Diyor ki özellikle Eyüp Sultan'da Oyuncakçılar Çarşısı vardır. Bu Oyuncakçılar Çarşısı'nda çocuklar oyuncaklarını alıyor. Hemen yan tarafta bulunan mezarlıklara geçip mezarlıkların arasında, mezar taşlarının arasında oynuyor. Osmanlı'da ölümle yaşam iç içidir şeklinde bunları bize aktarıyorlar. Çok hayret bir şekilde bunları aktarıyorlar. Çünkü diyorlar o mezar taşları öyle sanatkârane işlenmiş ki hem hat sanatı noktasında bizleri kendine hayran bırakıyor hem de o mezar taşlarında bulunan o serviler, güller, çiçekler, labeler, tabak tabak meyveler bu ölümün soğuk yüzünü bizlere sıcak bir şekilde aktaran bir unsur haline, bir sanat haline gelmiştir diye bunu biz yabancı seyyahların kitaplarında hayret bir şekilde anlattığında çok rahat okuyabiliyoruz. Tabii mezar taşları bir kültür. Bu kültürün bir yansıması olarak da bazen şunu diyorlar. Hocam kıble bu tarafta ama mezar taşı kıbleye bakmıyor diye. Zaten bunu şaşırmamızın ana nedeni de bu mezar taşı kültürünü bilmememizden kaynaklanıyor. Nedir buradaki mevzu? Yine defin aynı şekilde İslami geleneğe göre kıbleye doğru yapılır ama mezar taşının kıbleye bakma gibi bir zorunluluğu yoktur. Osmanlı mezar taşlarını kıbleye değil yola doğru çevirmiştir. Niçin? Yoldan geçen insan mezar taşını okusun. Burada yatan kişiye bir Fatiha göndersin diye baktığımız zaman yoldan geçerken eski mezarlıklardan bütün mezar taşlarının yola doğru döndüğünü görebiliriz. Bu da mezar taşındaki ayrı bir kültürdür diye söyleyebilirim.
Ben özellikle öğrencilerime, 20 yıllık öğretmenim ve gençlere yani bu vesileyle şöyle tavsiyede bulunuyorum. Bunlar bizlere yüzyıllar boyunca aktarılmış olan bir kültür birikimidir. Bu kültür birikimine bizlerin de sahip çıkıp gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Bundan dolayı bu mezar taşlarına hem sahip çıkmamız hem de bu mezarlıkları gezerek, burada bulunan mezar taşları eğer okumayı biliyorsak okuyarak, bilmiyorsak en azından bunları kayıt altına alarak veya en uzak ihtimalle bunlara zarar vermeden gelecek nesillere bunları bizim aktarmamız gerekiyor. Tabii ben bu mezar taşları alakalı çeşitli çalışmalarımı hem kitap yoluyla hem de sosyal medya yoluyla aktarıyorum. Ne yazık ki şöyle olumsuzluklarla da karşılaşıyorum. İnsanlar bilmeden, tabii bahsettiğim gibi bunlardan söylediği için bilmeden bunlarla alakalı hani kendileri yorumda bulunuyorlar. Mesela bir Yeniçeri mezar taşını tanıtıyorum ve diyorum ki vefat tarihi 1250. Diyorlar ki hocam sen 1250 diyorsun ama daha 1250'de ortada Osmanlı yoktu. Yeniçeri nasıl olabilir ki şeklinde böyle itirazlar veya biraz da hakarete varan cümleler yer alıyor. Tabi insanlar bilmiyor o takvimin miladi takvim olmadığını, o takvimin hicri takvim olduğunu, Osmanlı'nın hicri takvim kullandığını bilmiyor. Yani bizim burada bir konuyla alakalı yorum yaparken veya bir konuyla alakalı bir şeyler söylerken o kültüre vakıf olmamız gerekiyor. Bizler de ne yazık ki çok basit mesele olan hicri takvim mevzusunu bile bilmiyoruz. Ki hicri takvim dışında bahsettiğim gibi bu taşlardaki o hat sanatının inceliklerini, o taşlarda yazanların neler olduğunu da öğrenmemiz ve bilmemiz, ona göre de bu mezar taşlarına sahip çıkmamız gerekiyor. Bundan dolayı da ne kadar çok bu mezar taşları kültürünü öğrenirsek, bizler de gelecek nesillere bunu aktarırsak bir kültür, bir medeniyet aktarımı olarak duruyor. Burada bizlerin dönüp yüzüne bakmadığı veya ilgilenmediği bu mezar taşları ne yazık ki Avrupa müzelerinde ücretli bir şekilde insanlara sergileniyor. İnsanlar orada bir sanat eseri hüviyetiyle yaklaşarak o mezar taşları o müzelerde aktarıyor. Ama bu mezarlıklar bizlerin açık hava müzesidir. Gelip buraları ziyaret etmemiz lazım. Bu mezar taşlarını incelememiz ve bu mezar taşı kültürünü, yüzyıllardır oluşan bu kültürü de öğrenmemiz gerekiyor derim.